Şu andaki işlemlerin adli bir süreç değil de bir şova dönüştüğüne şahitiz. Medyaya haber veriliyor. Efendim adeta birilerine söz verilmiş onun intikamı alınmaya çalışılıyor. Oysa adalet mekanizması adı üzerinde sadece adaleti test etmek için kullanılır. Ne gösteri yapmak için ne intikam almak için ne de seçim yatırımı olarak. Tabii ki üzülüyoruz. Yani demek ki yolsuzluğa bulaşmak insanı darmadağın ediyor. Hani bir söz vardır, e, denize düşen yılana sarılır diye. E, yolsuzluğa bulaşan da yalana dolana sarılıyormuş. Bizim öğrencilerimize hiçbir zaman yolsuzluğu rüşveti alan muhalif parti mensubuysa yakalayın da iktidar partisinden olursa yakalamayın diye bir şey öğretmedik. Polislerimize garibanları yakalayın da ekmek çalanları, efendim dürüm çalanları Yakalayın da milyon dolarları çalanları, toplumu mağdur edenleri, her vatandaşın cebinden e, bir kalemle, bir imzayla yüz binleri, milyonları çalanları gözmezlikten gelin demedik. Bu arkadaşlarımız kanunların kendilerine verdiği yetkilerle operasyon yapmışlardır. Bu iktidarın çıkarttığı yasalarla yürütülmüştür bu operasyonlar. Operasyonlar hukuka uygundur hukuka uygun olmasaydı zaten bu kadar korkulup bu kadar panik yaşanmazdı. Eğer bu insanların hukuka uymadığı iddia ediliyorsa o zaman hakkında ithamda bulunan insanlar kendilerini çok rahatlıkla savunabilirler. Çünkü hukuk dışı elde edilen delillerin yargılamada hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ben bu polis arkadaşlarımızın ellerine takılan kelepçeyi yakalarına takılmış madalya gibi görüyorum. Dürüst oldukları için bu muameleye maruz kalıyorlar. Şu anda dürüst insanlardan korkuluyor, namuslu polislerden korkuluyor ve satın alınamayacak kadar dürüst insanlardan korkuluyor. İşlerini sıkı yaptıkları için, kanuna uygun olarak yaptıkları için, gerçeklerden ve kanundan ve işlenen suçlardan yapılan yolsuzluklardan korkan insanların takınmış olduğu tavırdır bu. Bu insanlar birileri tarafından, zerraplar tarafından önlerine atılan paralardan dolayı takla atacak olsalardı Şimdi onlar da rezidansta oturuyor olurlardı. Şimdi bu operasyonlar olmazdı. Yolsuzluklar da devam ederdi. Evet maalesef Türkiye'de Türk milletinin ağır bir bedelini ödeyeceğinden korktuğumuz boyutta büyük yolsuzluklar yapılmaktadır. Ve bu yolsuzluklarla mücadele edenler bu memleketin evlatlarıdır. Bunlar hakkında yapılan ithamların hiçbirisi doğru değildir. İspat edilemez. Türk milleti aldatıldığını kandırıldığını ve soyulduğunu bir gün anlayacaktır.